ZMA nedir? ZMA, çinko monometiyonin, aspartat, magnezyum aspartat ve B6 vitamini kombinasyonudur. Zemanın kasların toparlanmasını, kas büyümesini ve gücünü artırmak ve hatta yağ kaybına yardımcı olmak için etkili bir takviye olduğu klinik araştırmalarca desteklenmektedir. ZMA çok fazla dikkate alınan ve kullanılan bir suplement değildir. Bunun sebebi ise, ZMA'nın sadece bir mineral takviyesi olmasıyla ile kreatin ve no artırıcı gibi diğer takviyelerin insanlara daha fazla vaatlerde bulunmasıdır. Ancak bu durum, ZMA kullanmayanlar için talihsiz bir durum olarak nitelendirilebilir. ZMA takviyesi kullanmayan ve herhangi bir faydasını dokunmadığını düşünen kişilerin bu makaleyi okuduktan sonra fikirlerini değiştirmeleri muhtemeldir. ZMA bir testosteron artırıcı değildir. Araştırmalar ZMA'nın sporcuların yoğun antrenman dönemlerinde daha yüksek testosteron seviyelerini korumalarına yardımcı olabileceğini göstermektedir. Bu veriye rağmen ZMA, anakas geliştirme hormonunun seviyelerini artırmak için tasarlanmış bir takviye değildir. ZMA, çinko ve magnezyum gibi iki çok kritik minerale beslenme düzeninizde yer vermenin en etkili yoludur. ZMA faydaları Mineraller hususu Çinko, vücuttaki birçok enzimin aktivitesini uyaran antioksidan özelliklere sahip önemli bir mineraldir. Bu enzimler çok sayıda biyokimyasal reaksiyon için kritiktir. Ayrıca çinkonun protein sentezine, kas toparlanmasına ve büyümesine öncülük eden moleküler mekanizma için kritik olduğu bulunmuştur. Magnezyum da vücuttaki sayısız reaksiyonda yer alan önemli bir mineraldir. Halpodamar sistemi, metabolik hız ve kemik sağlığının kusursuz işlevi için önemlidir. Çinko ve magnezyum, birlikte çok çeşitli fiziksel ve performans avantajları sunmaktadır. Çok sayıda araştırma çalışması, bu iki mineralin, genel sağlık ve refahına olan etkisinden bahsetmeden kas büyüklüğünü, kas gücünü ve yağ kaybını artırmaya yardımcı olduğunu öne sürmektedir. Yapılan bir araştırma, sporcuların sık sık çinko ve magnezyum eksikliği yaşadığını doğrulamıştır. Bu büyük olasılıkla, antrenman sırasında terlemeden dolayı çinko kaybı yaşanması, vücudun protein senteziyle toparlanma için çinko kullanımını arttırması ve idrar yoluyla çinko kaybının artması gibi çeşitli faktörlerden kaynaklanmaktadır. Ayrıca beslenme düzeni ile ilgili faktörler de olabilir. Rafine şekerler, beyaz ekmek gibi beyaz unlu ürünler, kandaki çinko ve magnezyum düzeylerini düşürebilir. Süt ürünleri gibi kalsiyum açısından zengin besinler, hem çinko hem de magnezyumun ince bağırsaklar tarafından emilmesini engeller. Hitatlar, tam tahıllı ekmekler, gevrekler ve bakliyatta bulunan fosforlu bileşikler, bakımından zengin olan gıdaların yanı sıra, bakırda çinkonun ince bağırsak tarafından emilmesini engeller. Ayrıca alkol de çinko ve magnezyum emilimini azaltır ve idrar yoluyla bu minerallerin kaybını artırır. Çinkoyu tüm gıdalarınızdan yeterli miktarda alamadığınız ve absorbe ettiğiniz miktarı ise, büyük oranda yitirdiğiniz göz önüne alındığında, kas kütlesini ve güç kazanımlarını en üst düzeye çıkarmak Vücut yağını azaltmak ve sağlıklı bağışıklık fonksiyonunu desteklemek için bir ZMA takviyesi almayı ciddi olarak düşünmelisiniz.